Ramazan ayı gelmeden dolandırıcıları geldi. Bir kez daha telefonlarla saldırıya geçiyorlar. Devlet kurumu linklerinin her zaman Gov.tr uzantılı. Yani devlet government'ın Gov'unun olduğuna dikkat çekmemiz ve böyle bir sitede ise hiçbir şekilde tıklamamamız gerekir. Ancak herkes bunu yapamadı. Onlarca kişi o linke tıkladı. Pandemi yardımı beklerken telefonuna virüs bulaştı. Cebindeki paradan oldu. Herkese tüketici olsun, üretici olsun bu mesajları göndererek bir nevi oltalama saldırıları düzenlemeye başladılar. Kişiyi kendi veri tabanlarına çekerek kişisel bilgilerini, banka kartı bilgilerini, kredi kartı bilgilerini, hesap bilgilerini çok rahat bir şekilde çalabilmektedirler. Ramazan ayında devlet kurumları destek veriyor. Bu destekler açıklanır açıklanmaz dolandırıcılar da harekete geçti. Devlet 3000 TL Ramazan'a özel destek veriyor. Buradan başvurabilirsiniz. Son zamanlarda birçok kişinin telefonuna bu ve buna benzer mesajlar gidiyor. Mesajlardaki linklerin farkında olmayanlar o linklere tıklıyor ve dolandırıcıların da tuzağına düşüyor. Baktığımızda aslında bir mesaj görüyorsunuz. 3000 lira bir destek mesajı gönderildiğini görüyorsunuz. Devlet uzantılı daha çok işte linkler kullanıldığını görüyoruz. Aslında o link tamamen sahte. Siber hırsız e-devlet şifresini vatandaşların çalıyor. o linke tıklayanlar yardım almak bir yana banka hesaplarındaki parayı kaptırıyor bilgilerinizi girdikten sonra sibersızlar sizin verilerinizi ele geçiriyor, sizin adınıza e, telefon hattı alabiliyor sizin adınıza kredi çekebiliyor sizin adınıza çok farklı illegal e, ortamlara bilgilerinizi aktarabilmiş oluyor Peki tuzağa düşmemek için ne yapmak gerekiyor Bu linklere öncelikle tıklamamız gerekir linklere tıklayacaksak bile o kısaltılmış linki, açmamız gerekir. Farklı bir noktada kopyala yapıştır diyerek bir Word dosyasında ya da bir not defterinde açıp linkin uzantısı yani sizi nereye yönlendireceğine bakmanız gerekir. Artı mutlaka ilgili kuruma başvurmak ve bunun doğru olup olmadığını incelemek devlet government'ın govunun olduğuna dikkat çekmemiz ve böyle bir site değilse hiçbir şekilde tıklamamamız gerekir.